Evet, ruh sağlığı ile ilgili soru çözmeye devam ediyoruz. Bunları söyleyen kişinin farkına vardığı durum hangi savunma mekanizmasına örnektir? Bakalım ne demiş kişi? Her şeyin yerli yerinde olması, her işin zamanında yapılması, her sözün yakışık alacak biçimde söylenmesi gerektiği şeklindeki saplantımın düzenli bir kafayı yansıtmadığını, tam tersine bende var olan düzensizliği gizlemek için kendi uydurduğum bir yapmacıklık gösterisi olduğunu keşfetmiştim. Cimriliğimi saklamak için cömert gibi göründüğümü, içimdeki öfkelerime yenik düşmemek için uzlaşıcı olduğumu anlamıştım. Şimdi diyor ki cimriliğimi saklamak için cömert gibi göründüğümü yani karşıt tepki geliştirmeden bahsediyor. Cevabımız E seçeneği. Bir futbol karşılaşmasında gol yiyen takımın kalecisinin kale direklerini tekmelediği gözlenmiştir. Kalecinin bu davranışı hangi savunma mekanizmasına örnektir? Gol yemiş kaleci ama bunu esas hedefe gösteremediği için başka bir nesneye öfkesini yöneltmiş. Dolayısıyla tepkisini başka nesnelere yöneltme yani yön değiştirme doğru cevabımız olacak. Bir fabrikanın yöneticileri çalışanları toplayarak ekonomik kriz nedeniyle alınan önlemleri çalışanlara iletirler. Önlemler arasında yılda 4 kez verilen ikramiye sayısının ikiye indirilmesi, Pazartesi günleri ücretsiz izinli sayılmaları gibi birçok mali önlem vardır. Herkese ya bu durumu kabul ederek çalışması ya da işten ayrılacağını belirtmesi için bir hafta süre tanınır. Çalışanlardan biri olan Ahmet bu bir haftayı oldukça sıkıntılı geçirir. Evlilik hazırlığında olan Ahmet için çok para gereklidir. İşini sevmesine karşın ikramiyenin azaltılması Ahmet'i rahatsız etmiştir. Şimdi işin iki tane tarafı var, biri olumlu, biri olumsuz. İşini çok seviyor bu olumlu taraf, fakat ikramiyenin azaltılması işiyle ilgili olumsuz taraf. Dolayısıyla Ahmet yaklaşma kaçınma çatışması yaşıyor. Cevabımız C. Televizyonda konuşma yapan bir inşaat firmasının halkla ilişkiler temsilcisi hedef kitlelerinin izledikleri dizileri araştırdıklarını, o dizilerdeki kahramanların yüzlerine reklamlarda yer verdiklerini söyler. Bu tür reklamlardan sonra da evlerin satışlarında anlamlı bir artış olduğunu gözlediklerini dile getirir. Bu parçadaki reklamın başarılı olması dizi izleyicilerinin aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle açıklanabilir? Dizi kahramanlarıyla özdeşim kurma. Aradığımız cevap bu. Dizi kahramanlarını otorite kabul etme. Böyle bir savunma mekanizması yok zaten. Televizyonda konuşma yapan kişiye güven duyma. Televizyonda konuşma yapan kişiyi tanımıyorlar. Toplumda farklı bir yer edinme isteği. Alakası yok. Daha doğrusu paragrafta bununla ilgili bir bilgi yok. Televizyonda konuşma yapan kişiyi beğenme. Yine bununla bir alakası yok. Cevabımız A seçeneği. Bir adamın evine yıldırım düşer. Şehirler arası bir yolda arabasının lastiği patlar ve bu kişi ekonomik çöküntü döneminde işini kaybeder. Bütün bunlardan dolayı kızgınlık ve saldırganlık duyar fakat ortada açıkça suçlayabileceği biri yoktur. Bu koşullar altında saldırganlık duygularını gösterebileceği bir günah keçisi de bulamamıştır. Bu gerginlik durumunun devamı aşağıdaki savunma mekanizmalarından hangisinin kullanılmamasından kaynaklanmıştır. Şimdi kızgınlık ve saldırganlık hisleri içerisinde fakat bununla ilgili suçlayabileceği bir hedef yok. Bu koşullar altında bu duygularını gösterebileceği bir günah keçisi de bulamamış. Yani yön değiştirememiş. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği. En büyük hayallerinden biri su altına dalmak ve deniz altındaki canlıları görmek olan Gülay, bu hedefi için para biriktirip su altı dalışı yapan bir ekibe katılmıştır. Ekip eğitim verirken su altındaki riskleri ve yapmaları gerekenleri anlatmış, bu da Gülay'ı endişelendirmiştir. Hayalindeki dalış anı yaklaşırken korkmaya başlamış ve ne yapacağına karar verememiştir. Gülay dalmak istiyor ama bir taraftan da Dalışla ilgili olumsuz şeylerden dolayı karar veremiyor. Tek bir durum var. Bu durumun hem olumlu hem olumsuz tarafları olduğu için kararsızlık yaşanıyor. Dolayısıyla yaklaşma kaçınma çatışması sorunun doğru cevabı. Müzik